8 sene önce ben yani 2013 yılında ilk defa milli takıma girdiğim zaman o zaman sporcu hala aktif sporcunu sürdüren şu anda da milli takım antrenörümüzden bir tane bir abimle yani gerçekten abim kadar yakın. Yani benim kendi öz abim yok. Bir tane ufak kız kardeşim var. Ama yani öz abim olsa bu kadar. Aynen bu kadar sevebileceğim bir insan. Onunla sporculuk o zaman işte hala sporcu olduğu zamanlar ben tabii çok küçüğüm. O da takımın en büyüklerinden bir tanesiydi. Yani benimle birlikte benimle ilgileniyordu. Biz işte onunla oyunlar oynarken böyle kendi aramızda şakalaşırken bir anda aklına böyle bir hareket geldi ve dedi ki ileride dünya şampiyonu olduğun zaman bu hareketi yapacaksın dedi ve biz sonra onunla o kamp boyunca nasıl yaparız? Dünya şampiyonu olacağım, nasıl yapacağım, nasıl döneceğim? Bayağı bunun planlamasını yaptık. Ama hissetmiş orada seni şampiyonu. Evet, evet. Sonra ben bunu yaptıktan 5 sene sonra 2018 yılında Dünya Kupası'nda şampiyon olduktan sonra aynı 5 sene önceki gibi nasıl planladıysak aynı şekilde yaptım. Yani bütün her şey işte ok atıyorum, bakıyorum, sarılıyorum, koyuyorum. Yani tabii de bir karşılama bekliyorduk. 10. üstünde köyde madalya aldıktan sonra bir karşılama oldu. Tabii oradaki karşılamanın mutluluğu, sevinci çok daha başka çünkü gerçekten orada 100'den fazla sporcuyduk ve bütün sporcular, bütün kafile, bütün herkes aşağı gidip benimle birlikte kutladılar. Yani beni madalya aldığım için kutlamadılar. Yani yani önemli olan oradaki en önemli şey buydu. Zaten bu da bütün Türk halkı da bunu hissetmiş olacak ki o kutlamayla ilgili herkes çok mutlu böyle bir kutlama olduğu için. Yani madalya aldığım için beni kutlamadılar. Biz beraber altın madalyayı kutladık. Ya bu çok muazzam bir şeydi. O köydeki sporcu arkadaşlarımla bütün Türkiye kahvesi beraber kutlama. Türkiye'ye gelince de dediler inişte bir kutlama olacak, karşılama olacak. Ben işte çok böyle biraz daha sakin çünkü sabah çok erken geliyorduk. Sabah 4.30'da indik şeye, İstanbul'a. Yani çok fazla insan olacağını düşünmedim ben. Hani gerçekten açıkçası. Sonra uçaktan indik. Daha ilk başta direkt zaten bir sürü insan karşıladı. Sonra içeri girince daha da fazla insan karşıladı. Başka şehirlerden gelenler oldu. Hani okçuluk camiasında kendi eski takım arkadaşlarım geldi. Hep beraber orada da gene dediğim gibi yani beni kutlamadık. Yani bütün Türkiye'nin altın madalyasını kutladık. Yani çok muazzam duygular. Tabii ki de bu süreçte işte yani bu yani şu an aslında madalya alanındaki en destekçilerden biri tabii de Türkiye Cumhuriyeti. Sonuçta her türlü maddi manevi karşılığı her türlü ne yani şimdiye kadar ne gerekiyorsa ne lazımsa bütün her şeyi yaptılar ve Sayın Bakanımız da son ana kadar orada sahada bizimle birlikte yani bir hafta boyunca sürdü yarışımız ve Sayın Bakanımız diğer bütün genel müdürlerimiz genel müdür yardımcılarımız bütün herkes bir hafta boyunca sahalara geldiler. Yani tabii ki de bu yani içinde bulunduğumuz durum gerçekten çok üzücü bir şey. Yani çok üzücü bir şey. Yani ülkemiz bu durumdayken insanlar bununla boğuşurken çünkü ne zaman bir artık hepimiz elinde telefon, herkes telefon var. Herkes sosyal medyadan bir şeyler takip ediyorlar ve her baktıklarında hep bu mesajlarla karşılaşıyorlar. Bu altın madalyanın en güzel tarafı da aynen deniz gibi yani böyle bir durumda ben de gerçekten yani düşüneceğim bu yönde. İnsanların en azından bir saatliğine belki 3 saatliğine suratlarını güldürebildiysem haberlerde gezerken
bir anlığına bile olimpiyatlarda altın madalya kazandık diye de insanların benim maçlarımı izleyerek bir günde olsa güzel bir haberle kendilerini motive etmelerine sebep olduysam bu beni daha da mutlu eder.